Arkadaşlar selamünaleyküm. Regaib gecemiz tüm İslam alemi için hayırlı, bereketli ve mübarek olsun. Öncelikle sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın feyiz ve bereketin sağanak sağanak üzerimize yağdığı bu mevsime ulaştığında Cenab-ı Hakk'a niyaz ettiği şu duayla başlayalım. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle ve bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştır. İslam aleminin dört gözle beklediği üç ayların başlangıcı ve müjdeleyicisi olan Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen Regaib gecesi, her Müslümanın tam anlamıyla istifade etmesi gereken en kıymetli günlerdendir. Her bir Müslüman için büyük bir önem arz eden bu mübarek Regaib kandilinde bol bol ibadet edip Allah'a yakarmak, geçmiş günahlarımızın affı için çok önemli bir fırsattır. Bu videomda Regaib kandilinde okunacak duaları, yapılması gereken ibadetleri, zikirleri ve namazları sizler için derlemeye çalıştım. İşte Regaib kandilinde okunacak dualar ve yapılması gereken ibadetler şunlardır. Videomuza geçmeden önce daha fazla kardeşimize ulaşma adına lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayınız. 1. Gündüzünde oruç tutmak. Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen Regaib kandilinde, yani cuma günü Allah dostları oruç tutulmasını tavsiye etmişlerdir. Çünkü bu ayda oruç tutmak çok faziletlidir. Bu oruç perşembe ve cuma olmak üzere iki gün tutulacağı gibi sadece cuma günü de tutulabilir. Zira Peygamberimiz Aleyhisselam, Allah-u Teala Recep ayında oruç tutanları mağfiret eder buyurmuştur. 2. Kaza namazı ve nafile namaz kılmak. Bu gece en mühim ibadetlerden biri de namazdır. Nafile namazların sevabı diğer gecelere oranla kat kat fazladır. Bu gece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'a şükür için 12 rekat namaz kılmışlardır. Yine Allah dostları da bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir. 3. Kur'an-ı Kerim okumak. Diğer zamanlarda okunan her Kur'an harfi için 10 sevap verilir. Ancak Recep ayında bu sevap yüzleri geçmekte, Regaib kandilinde ise daha da artmaktadır. Allah dostları Regaib gecesinde çokça Kur'an-ı Kerim okunmasını özellikle tavsiye buyurmuşlardır. 4. Tevbe istiğfar etmek. Alimler, Recep ayı bizi Ramazan-ı Şerif ayına hazırlayan bir mevsimin ilk adımıdır. Dolayısıyla Recep ayı tövbe ayıdır demişlerdir. Yani bu gece kul, ''Ya Rabbi, ben anlayamamışım, hata etmişim, kusurluyum, beni affeyle. Ya Rabbi, bu zamana kadar nefsimin dediklerini yaptım ama bundan sonra senin dediklerini yapmaya söz veriyorum.'' diyerek hatasını itiraf edip hatasından dönerek Cenab-ı Hakk'ın yoluna girmelidir. 5. Dua etmek. Bu mübarek geceler Rabbimize dua ve niyazda bulunma zamanlarıdır. Dolayısıyla Regaib kandilinde yapılacak önemli ibadetlerden birisi de duadır. Peygamberimiz Aleyhisselam bir hadislerinde bu gecede yapılacak duaların Allah katında geri çevrilmeyeceğini bildirmişlerdir. Bu sebeple Müslümanlar Allah'a dua ve niyazda bulunarak bu geceleri ihya etmişlerdir. Bu gece şu duayı okumak da çok faziletlidir. Rabbighfir verham ve tecavüz amma ta'lem. İnneke entel e'azzul ekram. Rabbim, beni bağışla, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımı affet, onları bağışla. Çünkü aziz olan ve karşılıksız veren ancak sensin. 6. Salavat getirmek. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a salavat getirmeyi Allahu Teala emretmiştir. Ayrıca hadisi şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının giderileceği bildirilmiştir. Ayeti kerimede buyrulur. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere çokça salat ederler. Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. 7. Sadaka vermek. Allah yolunda infakta bulunup sadaka vermenin kişiyi pek çok tehlike ve belalardan muhafaza edeceği, buna ilaveten sadaka sahibini muhabbetullah'a nail eyleyeceği unutulmamalıdır. Bu müstesna geceler de sadaka vermeye en güzel vesilelerdir. Zira Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Allah yolunda infak edin. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.
Bir de ihsanda, iyilikte bulunun. Zira Allah iyilikte bulunan, işini güzel yapan ve ihsan şuuruyla yaşayanları sever. Arkadaşlar, özet olarak bu geceyi fırsat bilerek gönlümüzü kasvetle boğan duygu ve düşünceleri kalplerimizden atalım. Nefsin kötü arzularını frenleyip huzuru kalple ibadetlerin lezzetini almaya, o hal üzere Rabbimize yönelmeye çalışalım. Gıybet, haset, riya, kin, nefret ve kanaatsizlik gibi kötü duygulardan kendimizi temizlemeye çalışalım. Rabbim bu mübarek geceleri hakkıyla ihya edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim günahlarımızı, kusurlarımızı affeylesin. Dualarımızı da fazl-ı keremiyle kabul eylesin. Amin.